Mehmet. Geldim. Mehmet dutun tepesine çıkmış. Ölmüş dutu sallıyor. Bir salla bakayım azıcık. Allah razı olsun. Azıcık dokun bakayım. Rabbim yar ve yardım. Nasıl geliyor? Amin amin. Cemal abi. Tamam. Cemal abi kebaba şey götürdü. Odun yetiştirdi, odun. Bu şekilde dutun altı sabitlenmiş bezlerle. Dökülen dutlar burada toplanıyor. Daha sonra da dut pekmezi yapılıp yiyiniyor. Naim Hoca götürüyor. Ama Naim Hoca tabii herkesten önce hemen mor duttan götürüyor. Nasıl tadı nasıl Naim abi? Sabah kahvaltısını Yusuf Eli'de kebapla yapıyorlar. Burada da dutla mı? Aynen. Bursa İnegöl Akıncılar köyündeyiz. Üstad sizi tanıyalım. Artvin Ardan Üçüncülü köyünden. Sinasa avcı. Bahçe sahibi. Evet. Bahçe sahibi. Evet. Sinasa abim nasıl gidiyor burada hayat? Burada hayat çok güzel. Emekliysen emekler için ideal bir yer. Tavsiye ederim. Evet. Havasıyla suyuyla çok güzel. Evet. Baba Sultan tarafından geliyor değil mi buranın suyu? Evet evet. Baba Sultan dağdan geliyor daha doğrusu. Dağdan. Yani. Uludağ'dan. Uludağ'dan geliyor. Çok kaliteli suyumuz var. Havamız çok güzeldir. Hemşehrilerimi tavsiye ederim yani burada yer almalarını. Evet. Şimdi bu dutları topluyorsunuz. Galiba bundan bir ne yapıyorsunuz? Pekmez yapıyoruz. Pekmez. Dut pekmez, pekmezi. Dut pekmezi bir de pestil diyoruz biz. Ha. Yaptın mı pestil? Yaptın evet. Mı? Geçen yıl yaptık da bu sene de düşünüyor hanım yapmayı. Ha. Cevizli mi sade mi? Cevizli de sade de fındıklı, işte. Fındıklı fındıklı. Yapıyor bir şeyler yani. Evet. Dut pekmeziniz ne kadar kilosu şu anda? Piyasası ne kadar? Piyasası 100 lira diyorlar ama yani 100 liraya da verilmeyecek gibi yani çok güzel. İlaç zahmetli. Ayarında ilaç ayarında bir pekmez yani. Çok zahmetli mi yapmış? Zahmetli ve sağlık açısından da çok iyi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz bugün, teşekkür ederiz. Bugün bize yedirdiniz, içirdiniz. Hüseyin Bey orada hiç gözükmüyor bak. Dut. Sen ne yapıyorsun orada? Dutlar burada. Fazla yemeyeceksin. Fazla yemeyeceksin değil mi? Göbek gitmiş ileri doğru. Mehmet de buradan nasıl inecekse şimdi. Çıktı oraya ama. Artık kuruma şeyine gitmiş, moduna girmiş. Hı. Hemen iniyorum. Bu arada kendimizi de bir görelim. Bursa İnegöl Akıncılar Köyü'nden herkese selam ve sevgiler. Bizi izlemeye devam edin. Tabii izlerken videonun altına yorum yazmayı beğenirseniz unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Aşura TV'ye abone olmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Zat abi şeye bir şey katılıyor mu? Pekmez'e mi? Evet. Hayır hayır. Çoktan beri görüşememiştik. Adı neydi abi bunun? Sinas abi. Efendim? Adı neydi bunun? Rambo. Rambo. Çoktan beri görüşememiştik. Rambo bizi çok özlemiş. Ama biz oğlum deyince bu geliyordu bize. Oğlum. Oğlum. Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Dur dur yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş delirdi delirdi. Ah maşallah gel gel. Oğlum gel 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 gel. Gel. Gel bana gel. Çok özledim ben seni. Sen de özledin mi? Oh maşallah. Sinas abi bunu aç ya ara sıra bize gelsin ya. Baksana ne özlemiş. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Rambo. Ah maşallah. Evet sulama hargı açma olayımız iki günden beri devam ediyor. Bazı arkadaşlar olmaz burası açılmaz deyip yol alıp gittiler ama biz üşenmedik. Tek tek açtık buraları. Azimle. İnsanoğlunun elinden hiçbir şey kurtulamaz lafını yerine getirdik. Sayın müdürüm nasıl gidiyor? Cebeli Tarık boğazını açmışsın. Hey taslarım ben. Senin akışı nasıl? Akışı güzel, hızlı. Şimdi ileride bir cirk var. 2023'e doğru akıyor bak su. Su yolunu bulacak. Evet. Böyle gidiyor.
Burada ne canlılar su içecek kim bilir. Bu su ileride arazinin altına kadar gidiyor. Orada meyveler bu sudan faydalanacak. Sulama suyu var ama olsun, sudan zarar gelmez. Sonuçta. Evet, burada tıkanıyoruz. Yukarıdan komşular pasaları atmışlar. Burası gerilmiş böyle. Haftaya burayı da açacağız inşallah. Evet, Akıncılar Deresi buradan geçiyor böyle. Karşı tarafa baktığımız zaman da arazi buradan başlıyor. Şu sol köşeden. Sağ tarafta şurada eve kadar. Yapıyoruz. Ekmek. Ekmek içine de el attım. Vallahi her şeyi başarıyorsun ya. Sağlıktan fırıncılığa mı döndüm? İkisini de idareciyim. Güzel. Kaç dakika oluyor bu? Şimdi 15 dakika. 15 dakika çıkar diyorsun. Yani lavaş taze olduğu için 15 dakika. Ekmek olsa 2 saat. Şimdi 5 dakika kapatıyoruz. Pişiyoruz. Çıkarıyoruz böyle. Pişip pişmediğini ağırlığıyla test ediyoruz. Bak, pişmiş çok hafif. Yoruluyoruz ya. Ağırlık olunca pişiyor mu? Pişmiş olunca pişmiş oluyor. Hafifleş. Bunun gelişi biraz ağır gibi. Ağır mı? Bu pişmemiş galiba. Bakıyoruz. Pişmiş. Bir iki dakika daha. Kaydası var. Bir taş daha burada. Evet, o şeyde patlıcan da var. Patlıcan, patates yemeği var. Bunları da hazırlayıp atacaksın herhalde. Bunları hazırladık böyle. Evet, tamam. Bu iş tamam galiba. Bu da tamam. Atıcı'nın annesi var ya. Evet. Evet, ne getirdim bakalım. Ekmek daha geldi. Doyar değil mi bu ekmekleri? Tabii. Bir ekmek daha geldi. Kalp şeklinde olmuş biraz. 50 gram fazlası var. 50 gram fazlası var. Alalım onu. Biraz daha pişsin. Bunu ne zaman koyuyor? O ekmeği de çıkarınca. Bir tamam. Ay, değişik bir şey. Niye geldi? İlk geldi ya. Bak bayağı bir ekmek çıktı ya. Ben gözüm az görüyorum. Evet.
Sen de bunu. Bittin mi hepsini Ömer? Adına yanacak. Sofi'cim neredesin Sofi'cim? Uyansana la. Hey. Ola. Uyan hele. Hey. Günaydın. Günaydın, günaydın. Bir pakla vardı, onda da kaynanan sevmiyor ama çaya seviyor. Günaydın. Kalk, kalk. Nereye yiyeceğim ben la? Senin ağırlığın orada. Nerede? Oradaydın mı? Herhalde hiç. Yok, kimse. Hay maşallah. Merhaba, ihtiyacım var mı bu sokaklarda?